80 ihtilalinden sonra Londra'dan haymatlos, yani vatansızlara mahsus bir mavi pasaport derler. Onu isteme geçin. Polis dairesinde ne sana ne niye vatandaşlık atmışlar dedi. Beraberinde götürmüştüm. 36 tane davam vardı. Hepsi Mustafa Kemal'e hakaret, 163. madde. Adam kasıklarını tutarak güldü. Ya dedi, buna böyle böyle suç mu olur? Bu Türkiye'de de eski Moğollardan daha geriye kalmıştır. Böyle suç mu olur? Sen bir adamı sevmeyebilirsin ya, tarihi bir şahsiyet. Tamam, araştıracağız dedi. Ben vatandaşlıktan atıldığım resmi gazetenin fotokopisini verdim. Araştıracağız deyince dedim ki ben sizin de aleyhinize yazdım. Dört gözle onun için dessas İngiliz diplomatı dedim. Lazım'da bu elimde kitap da bu vardır. Eğer bu ortaya çıkar, bunu öğrenir de bana vermeyecekseniz ben bunu Almanya'dan da alırım. Verin bana evrakımı. Adam dedi ki hayır dedi. Öyle şey olur mu? Sen bizi sevmiyorsan gene tenkit et dedi. Biz şu vatandaşlıktan atılıp atılmadığına bakacağız. Senin suçların hiçbiri bize göre suç değil dedi. Bizi sevmiyorsan gene dedi bizim aleyhimize yaz. Yeter ki burada bir adi suç işleme dedi. Hırsızlık yapma, dolandırıcılık yapma kabul. Bizi sevmiyorsan gene yaz diyor adam. Dışarı çıktım ağlıyordum. Kendi memleketimi ifsad eden bir adamın ifsadına, millet namına irad-ı kelam ettim diye vatanımda yaşayamıyorum. Aleyhinize yazdım dediğim millet diyor ki bunlar suç değil. Buyur otur burada. İsteseydim bana geçinecek maaşa bağlayacaklardı. Çocuklarımın eğitimi için de maaş vereceklerdi. Haymatlos olmanın bu şartlar var. Dedim ki beni tefe koyarlar. Bu iş devam etmez. Ben eninde sonunda Türkiye'ye dönerim. Beni tefe koyarlar. Ne vatandaşlıklarını istedim, ne bu yardımlarını istedim.